Merhabalar, ben Sidar Budak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim için etlerin kralı olan Dana Pirzola, yani antrikotun kemikli olanın ağ babası dediğim bu muhteşem Tomahawk Steak yapacağım. Yaklaşık olarak 900 ile 1 kilo 100 gram arasında kestiğim o en özel etlerden bir tanesi benim için. Niçin? Kemiğe en yakın et. Hem iliğin geçtiği yerden besleniyor, hem de tabii ki de özel besi yöntemlerimle ulaştığım bu muhteşem mermerimsi yağ dokusunu en güzel yansıtan, o pembe ile kırmızının muhteşem buluşmasını sağladığım o güzel Tomahawk Steak'i pişirmek için karşınızdayım. Şimdi Tomahawk Steak yoğun yağ yapısı ve özellikle de mermerimsi dokusunun dışında da kalın bir yağ dokusuna sahip bir et. 28 gün boyunca kuru dinlendirme, yani 0 ile 2 derece arasında %80 nem oranında bu eti dinlendirdim ve daha sonra kestim. Belki bazılarınız sorabilir, işte şefim Dana Pirzola'dan farkı ne? Şimdi bakın, Dana Pirzola ile Tomahawk Steak'e tek farkı birinin 1 kilo, birinin 500 gram kesilmesi değil. Şimdi aynı bloktan çıkıyor. Özellikle de bu 13 kemikli bir bloktur ama ilk 3 kemiği ve son 3 kemiğini kesinlikle kullanmam ben. Ve burada 3. ile 10. arası 7 kemik. Bunun da tam 5 kemiklik yerinden Dallas Steak'leri çıkartırım. Ve bir dolu bir boş olarak çıkar. Yani bir kemik, bir kemiksiz bölüm gibi çıkar. Tomahawk sadece tek tek alınan ve aslında antrikotun tam gözünü simgeleyen bir bölüm. Güzel de kuru dinlendirdikten sonra muhteşem bir kıvama ulaştı. Ama yoğun yağ yapısından dolayı ideal pişme derecesi orta ve orta iyidir. Şimdi bakıyorum, neredeyse 2 parmak kalınlığında bir steak var elimde, 1 kilo civarında. Bunu şefim nasıl orta iyi ızgarada pişireceğiz? Evet, ızgarada bunu orta iyi seviyeye kadar pişirmeye kalkarsanız etiniz kendini kasar, semsert bir şey olur. Peki nasıl yapacağız? İşte bugün öncelikle her zaman olduğu gibi döküm tavamızı ısıtacağız. Etimizin dışını mühürlememizi hızlandırmak için yağlayıp tuzlayacağız. Ve yüksek ısıda yoğun bir mühürlemeyle etimizi pişirmeye başlayacağız. Her iki tarafını da pişireceğiz, mühürleyeceğiz. Normal sürelerimizde 2 dakika bir tarafı, 2 dakika bir tarafı yapacağız. Ama bu sırada etimiz az orta kıvama gelecek kalınlığından dolayı. Hemen eti kurutmadan üstüne biraz tereyağı, hafif aromasını arttıracak kekik biberiyesini bırakarak fırına atacağız. 100-120 derece arasındaki fırınımızda 10 dakika kadar içini çektireceğiz. Daha sonra tekrar alacağız tavamıza. Hafif de bir banyo, yani mantolama yaparak aromasını coşturacağız ve sonunda tadına bakacağız. Şimdi hazırsak bu kadar uzun anlatmanın üzerine haydi pişirmeye başlayalım. Döküm tavamın bir kere çok sıcak olması için altını yaktım. Yaklaşık olarak 5-6 dakika boyunca ısıtmanız gerekiyor yüksek ısıda. Ben o sırada etimi güzelce yağlayıp tuzluyorum. Bolca iki tarafını da. Yağ dökünce mermerimsi dokular iyice ortaya çıktı. Tuzluyorum. Bu arada her zaman olduğu gibi tekrar ediyorum. Tüm etlerimizi ızgarada, mangalda veyahut da döküm tavada pişirmeden önce oda sıcaklığına getirmeniz gerekiyor. Oda sıcaklığına gelmesi ne demekti? Ete dokunduğumuzda elimizin üşümemesi gerekiyor. Etin içerisindeki tüm lezzetlerin, suyun homojen olarak her yerine dağılmasını sağlıyoruz. Yağlamamızı yaptık. Of, çok güzel, o kadar güzel gözüküyor ki muhteşem bir doku oluşmuş ette. İşte bunların hepsi cins, ırk ve tabii ki de beslenme ile alakalı. Ben özellikle hayvanlarımı pamuk çekirdeklerini haşlayarak %42'ye yakın protein değeri olan, yağlanmayı çok arttıran pamuk çekirdeğini çok kullanıyorum. Pamuk çekirdeği özellikle de dişi hayvanlarda, dişi genç düvelerde, hiç doğum yapmamış düvelerde güzel de bir Angus ırkıysa muhteşem bir mermerimsi yağ dağılımı sağlıyor. Şimdi döküm tavamızdan dumanlar yükseliyor. Hemen ben her zamanki standart kontrolümü yapıyorum. 1, 2, 3, evet 4. saniyede elim yandı. Şimdi etimi, şu muhteşem eti döküm tavamla buluşturma vakti geldi. 3, 2, 1 ve tart. Etimin tüm yüzeylerini, pamuk gibi olan bu etimin birleştirdim tavamda. Şimdi sıra geldi etimizin ikinci temasına. 90 derecelik açıyla etimizi, hiç yapışma olmuyor görüyorsunuz. Muhteşem mühürlemenin bir izidir o. Hemen yerleştirdim. Bu çok önemli bir şey. Diğer tarafa geçmeden ikinci derece 90 derecelik açımızı vermemiz lazım. Bazen yapılan hatalardan bir tanesi de bu. Eti atıyorlar, direkt arka tarafa geçerseniz ilk yaptığınız mühürleme tamamlanmamış olur ve ette su kaybına sebebiyet verir. Bu yüzden eti atıyoruz, 90 derecelik açı yapıyoruz, sonra tekrar geri dönüyoruz. 90 derecelik açıyla mühürlememizi tamamladık. Sıra geldi diğer tarafa geçmeye. Hop! Bakar mısınız? Nar gibi kızarmış ve yağ bölümleri inanılmaz sıcak. Pamuk gibi olmuş, yumuşacık, yumuşuyor, yağlar eriyor, aromasını veriyor. Mühürlememi yaptım. Diğer tarafımı da yapacağım ve fırınıma yollayacağım. Etimizin iki tarafında mühürlenmesi tamamlandı. Şimdi etimi fırın tepsime aldım. Bakın buradaki etin kendi yağlarının erimesini, bunu dökmüyorum. Bunu fırından sonra kullanacağız. Bunu sakın unutmayın. Şimdi etimi fırın tepsime koydum. Fırın tepsimin üstüne saf tereyağından bırakıyorum. Bu benim özel yaptığım taze kekik biberiyeli saf tereyağım. Birkaç parça biberiye. O kadar güzel kokuyor ki et. Ve kekik, taze kekik yerleştirdim. Hemen bir diş de sarımsağımı ezdim. Şöyle üstüne bıraktım. Şimdi bu muhteşem lezzetin biraz daha içini çekmesi için, bakın tereyağı hemen eriyor sıcağından etin. 100-110 derecelik fırınında 5 ila 10 dakika arası dinlendireceğim. Hemen atıyoruz fırına. Evet, Dallas Steak'im yani az orta olarak fırına girdi. Yani o içini çekti, hissediyorum. Dokunduğumda etimizi anlayabiliriz. Termometreyle de bunu çalışabilirsiniz. Ben daha çok eski metotlar, etlerimin pişme derecelerini dokunarak anlamayı tercih ediyorum. Şimdi etimi olduğu gibi alıp demin o kendi yağlarını saldığı döküm tavaya atacağım. Burada hafiften bir banyo yaptıracağız. Yani mantolayacağız. Burada taze kekik, biberiye ve sarımsağın bir aroması üstüne çöktü. Burada da bir güzelce bunu banyo yaptıralım ve son dokunuşumuzu yapalım. Evet, döküm tavamı tekrardan etimle buluşturma vakti geldi. Tüm üzerindekilerle beraber hop geldik. Hemen kekiğimi, biberiyemi tavama alıyorum. Bir tık da tereyağı attım. Etin kendi yağı, tereyağı, kekik, biberiye hepsi birlikte buluşuyorlar. Of, kokuya inanamazsınız buradaki. Bunları da buraya atayım. Oh, mis gibi kokuyor. Üzerine banyosunu yaptırıyorum. Nar gibi kızardı. Bakar mısınız şuradaki yağın nasıl kendini saldığına, o gözündeki yağın nasıl pamuk gibi olduğunu görmenizi istiyorum. Etin kendi yağı, tereyağı, kekik, biberiye, aromalar birbirine karışıyor. Her yerine işlediği kemikli bölgeler, özellikle buralar, etin en lezzetli olduğu noktalar. Şimdi tavamızın altını kısabiliriz ve şu anki amacımız etimizin iyice içini çekip bu aromalarla buluşmasını sağlamak. Evet, etimin pişmesi, banyosu, her şeyi tamamlandı. Şimdi tabağıma alıyorum. Önümde Muhteşem bir görüntü. Onu da geçiyorum. Burnuma gelen kokuları size tarif edemem. Benim için etlerin kralı olan antrikotun en daha güzeli Dana Pirzola'nın babası Tomahawk'ı ne yaptık? Önce mühürledik. Sonra onu aldık. Bir fırın tepsimizde kekik biberiye, birazcık tereyağı bırakarak taze kekik biberiye, sarımsak fırına verdik. İçini çektirdik. En son dokunuşumu da imzayı atarak ne yaptım? O kendi etin yağı ile salmış olduğu döküm tavadaki suyuna biraz da tereyağı, baharatlı tereyağı ekledim. Kendi yaptım. Saf tereyağı, yanmaz tereyağı. Banyo yaptırdım. Ya böyle bir şey olamaz. Muhteşem bir et oldu. Şimdi sıra geldi bunu dilimleyerek tatmaya. Evinizde sizler de bunu denemeye. Etimizi pişirdikten sonra dinlendirdik. Şimdi sıra geldi dilimlemeye. Sulu sulu, pes pembe bir etimiz var. Bakın, etim hem pamuk gibi hem içi istediğim kıvama gelmiş ve yumuşacık. Şimdi bir lokma alıyorum. İzninizle eti yediğimde tattığım tatları size anlatmak istiyorum. O başta çektiğimiz mermerimsi yağ dokusu erimiş. Ete bütün lezzetini, aromasını vermiş. Biz mantolama yaparken taze kekik, taze biberiye ve sarımsağın aroması da karışmış. Tereyağı, etin kendi yağı, o ortadaki gözenekli yağ var ya, bakın nasıl böyle jöle gibi olmuş. Muhteşem bir lezzet. Ne kadar kolay ve lezzetli olduğunu eminim size yansıtabildim. Siz de evlerinizde bu muhteşem steği yaparak misafirlerinize, arkadaşlarınıza, ailenize bu lezzeti tattırın. Şimdiden herkese afiyet olsun.